Arkadaşlar merhabalar. 50 günde TYT Geometri Kampı'nda, yani şu kitabın kampı'nda geldik 29. günün ikinci dersine. Yani çemberde açıları bu dersle birlikte tokatlıyoruz. Bitiyor çemberde açı. Çemberde açı da son noktadayız şimdi. Bazı üçgen soruları vardır. Hani çözülmez böyle. Üçgende açı bilgileriyle çözülemeyebiliyor. İşte şimdi o sorulara böyle, yani çember çizme yardımıyla çözülebilen sorulardan bahsedeceğim. Aslında üçgende açılarda çıkıyor o sorular da. Bazen çember içerisine de koyuyorlar. ÖSYM sorar mı? Tam emin değilim ama biz size her şeye böyle hazırlıyoruz ya. Yani burada mı çiziliyormuş diyeceğiniz bir ders. Sıkılmayacaksınız. Bir sayfa zaten az da sürecek. Ben konuştukça uzuyor aslında ama neyse. Evet, kitabımızda sayfa numarası 173'ün tam böyle sonunda kalmışız. Sonra 174'ü yapacağız ve bu dersi böyle halledeceğiz. Ben kalemi elime aldım. Hadi sen de al. Derse başlayalım. Şimdi nerede kaldık? Şurada kaldık. Çember çizilerek yapılabilen sorular mantığında kaldık. Arkadaşlar bu dediğim gibi girişte de dedim. Bazı sorular vardır. Özellikle üçgen, dörtgen soruları da. Ne yaparsanız yapın soruyu çözemezsiniz. O zaman hele açı sorusuysa o zaman en son çare çemberdir. Çember çizerken de aslında hep bildiğin şeyleri kullanacaksın. Çemberdeki bildiğin şeyler. Mesela ne kaldı? Aslında kirişler dörtgeni kaldı. İşte biz ne yapıyorduk? Çemberde kirişlerden oluşan dörtgene kirişler dörtgeni diyorduk ya. Bunun tersi de doğru. Yani karşılıklı açılar toplamı 180 derece olan bir dörtgen kirişler dörtgeni diyebiliriz ve bunun etrafına bir çember çizebiliriz. Bakarsın böyle soruyu çözemedim mi? Ulan çember çiziliyor mu? İlk böyle kirişler dörtgeni aklımıza gelmeli. Hemen karşılıklı açılarına bakarsın böyle 180. Etrafına çember çiz, bitsin. Bu arada her gördüğün şeklin etrafına çember çizme. Her gördüğün üçgenin etrafına çember çizilebilir ama yani cevap çemberden çıkacak diye de bir şey yok. Böyle soruyu çözemediğin zaman buna yoğunlaş. Ama dörtgende neye bakıyormuşuz? Karşılıklı açılar toplamı 180 ise bu bir kirişler dörtgenidir. O yüzden etrafına şöyle bir çember çizeriz. Hatta burası beta ise bunlar toplamı da o zaman 180 olacak ya. Burası da 180 eksi beta olur. Oradan sonrasında yoluna devam edersin. Demek ki kirişler dörtgeni varsa ve soruyu çözemiyorsak çemberden çözeriz. Mesela bakalım şuraya. Hocam buradaki açılar verilmiş. Ne yaparsak yapalım. Hocam burası 60. İşte 40, 20, 60 yapıyor. 65, 55, 120 yapıyor. Açı değeri yazamıyorum. Yazsam şurayı yazıyorum. Bak şimdi. Dikkat et. Verilen bilgilere bakıyorum. Hocam 40 ile 65'ten dolayı. 65 var, 40 var. 105 yaptı. Burayı 75 bulurum. 75'i yazarım buraya. Başka bir yer yazabiliyor muyum? Bir de burada kaçıyı yazabiliyorum. Burası da kaç derece oluyor? 105 derece oluyor. Şuradaki açıların hiçbirini bu verilen bilgilerden bulamıyorum şöyle baktığın zaman. O zaman düşüneceğiz. Acaba bir kirişler dörtgeni. Dörtgen ya, kirişler dörtgeni. Karşılıklı açılar toplamına bakıyorum. Hocam birisi 60, yukarısı 120. 120'ye 60. Toplamları ne? 180. 120 ile 60'ın toplamı 180 olduğu için kirişler dörtgenidir bu. Her gördüğümüz kirişler dörtgenin etrafına da bir çember çizilebilir. Çizdik çemberi. Çemberi çizdiysek alfaya yoğunlaşacağız şimdi. Alfayı bulmak istiyorsan bu yayı bulmalıyım. Bu yayı gören de 65 derece var kardeşim. 65 ise burası kaç yapıyor? 130 yapıyor. 130 ise burası da kaç yapar? 65 yapar. Bitti gitti. Olay bu kadar basit dostum. Geldik diğer soruya. Diğer soruda da şimdi neler verilmiş? Verilen bilgileri bir yapalım şöyle bir. AB ile BD eşit verilmiş. Bunların eşitlerini yazdım. 90 derece verilmiş. Burada da 90 derece. Hatta sırtta 90. Ne yapalım hocam, hemen biz bu şeklin çevresine böyle bir üçgen çizelim. Yok. Her gördüğün şeklin etrafına çember çizmeyeceksin. Öncelikli olarak bu verilen bilgileri kullanabiliyor musun, ona bakacaksın. Ben buradaki x kenarlığı ancak ve ancak x kenar dik üçgenle kullanabilirim. Yani x kenar dik üçgenle kullanabilirim. Ya büyük ihtimalle zaten bu çizgiyi de çizersin böyle. Çizdim bu çizgiyi. X kenardan dolayı ne geldi burada? Şu doğruyu ben şey yapayım bir saniye. Şunu düzelteyim. Hop şöyle. Buradan dolayı ne geldi arkadaşım? X kenar dik üçgenden dolayı 45 derece geldi burası. Hemen 45'i yazalım orada. Yazalım. 45 dereceyi yazdık. Burası da 45. Ama başka bir şey yapamıyorum. Başka bir yerde bir açı bulamıyorum. Demek ki bir şey var. Üçgen etrafını mı çizeyim? Hayır. Bak burada ne çıktı karşımıza? Hocam bir dörtgen çıktı böyle. Gördük. Dörtgen. Bakıyorum. Burası 90 derece. Burası da 90 derece. İki tane 90 derece. Karşılıklı bunlar ve toplamları da 180. Etrafına bir çember çizebiliriz. Hemen gel gelelim şunun etrafına. Bu dörtgenin etrafına bir çember çizeceğim. Üçgenin değil bak, dörtgenin etrafına çizdim. Çünkü kirişler dörtgen oluştu. Çizince böyle. Hocam ne oldu? Alfayı bulmak istiyorum ben. Alfayı bulmak istiyorsam bu yayı bulmalıyım. Bu yayı gören şuradaki açı da zaten 45 derece değil mi? 45. Burayı 90 derece yapar. 90 ise alfa da kaç yapar? 45 derece yapar. Cevap böylelikle 45 derece oldu. İlginç sorular. Böyle genelde yapılamayan sorular ama artık son çare açı sorularında soruyu yapamazsanız acaba çember çiziliyor mu? İlk kirişler dörtgenine bakıyorsunuz. Şimdi geldik şuraya. Hipolara aynı olan, yani hipotenüslere aynı olan iki dik üçgenin etrafına da bir çember çizilebilir. Mesela burada şu karşılıklı şu şekilde olursa hipoları böyle ve
dik üçgenler böyle karşıtlı olursa. Bu zaten kirişler dörtgenini sağlıyor. Bunun etrafında kesinlikle çember çizeceksin. Ama şunu unutma, hipoları aynı bir dik üçgen gördüğün zaman açı sorusuysa ve soruyu çözemiyorsan hemen bunun ikisinin de etrafına bir çemberi çiz. İki dik üçgenin köşelerinden geçecek şekilde. Hocam bu dik üçgen biri böyle, diğeri de şöyleyken de yine aynı şekilde hipoları aynı olan iki dik üçgenin etrafına çember çizilir. Niye? Bu da aslında şuradan geliyor. Çapı gören çevre açı 90 derece mantığı sağlanıyor burada. O yüzden. Ya da her ikisi de bak aynı yayı görmüş oluyor. Ondan dolayı da diyebiliriz. Ama biz şöyle yapalım. Hipoları aynı demek ve iki dik üçgen demek çapı gören çevre açı 90 derece oluştuğu için. Bu şekilde de şunun ve şunun etrafına hemen şöyle bir çemberi çiziyoruz kardeşim. Bak burada da burası ne yapıyor? Çap yapıyor. Buna da dikkat edeceksiniz. Bu çap, yani şurası çap oluyor. Burası da çap oluyor. Bunların çap olması gerçekten de önemli. Tamam. Ama biz genelde şunu fark ediyoruz da kirişler dörtgeninden. Genelde şu fark edilmiyor. Buna da lütfen dikkat et. Şuna da şöyle bir yıldız atalım. Çünkü es geçiyorsunuz bunu. Şimdi gelelim sorusuna. Baktık sorusuna. Ya hocam sadece 20 derece var. Ne yapacağız? Açı maçı hak getire yazamıyorsun. Bir şey yapamıyorsun. Hocam bir tek şurada muhteşem üçlüğü belki görmüşsündür. Burada da muhteşem üçlüğü görmüşsündür. Muhteşem üçlükten eşitleri yazdın ama soru geldi mi gelmedi. Ne yapacağız hocam? Ya bu arada belki zorlasak şuraya A desek burası A artı 20 yapar. Ondan sonra acaba buraya ne kalıyor? Kaç kalıyor? 90'dan 20 çıkınca 70. 70 eksi A kaldı. Burası da 70 eksi A kaldı. Sonra buraya da bir B deyip burada 70 eksi A artı B şeklinde yazıp belki şurada kaçıyı da bulup şöyle bir şey yapabiliriz belki ama bayağı da bir uzayacak. Ama şuraya baktığımız an hipoları aynı olan iki dik üçgen var elimde. Bak bak şöyle göstereyim sana. Bir dik üçgenin şurası ve öbür dik üçgenin de şurası. Bu iki dik üçgende de hipolar aynı mı? Aynı. O zaman hipoları aynı olan iki dik üçgen gördüğüm zaman her iki üçgenin de köşelerini şöyle belirle. Bu köşelerden geçen bir çember çizebilirsin kardeşim. Bak çapı gören çevre açı 90 derece mantığı da sağlanıyor. He, burası o zaman çap oldu. Bu çapın tam orta noktası. Hocam şurası zaten orta noktası verilmiş. Merkez oluyor. O zaman bu muhteşem üçlüğü fark etmeseydim bile merkezden buraya gitti yarı çap. Merkezden buraya gitti yarı çap. Hocam burada ne var? Çevre açı var. 20'ye bakacağız. 20'ye baktığımız zaman 20 ise gördüğü yay 40 yapar. Aa burada da bir merkez açı var. 40 ise merkez açıdan dolayı da alfayı da kaç derece buluruz? 40 derece buluruz. Bak bazen de böyle özellikle bu kalıptaki sorularda hipoları aynı olan dik üçgenlerde ne yapıyorsunuz? Çember çizerek belki de daha kolay yapabilirsiniz. Öbür türlü harflere daldığın zaman daha da uzuyor iş. O yüzden sanki böyle hipoları aynı olan dik üçgen gördüğünde hemen çemberden mi açılar gitsen daha mı iyi olacak sanki? Sanki daha iyi olur. Son çember çizme mantığını söylüyorum. Şimdi şu özelliği hatırlıyor muyuz? Aynı yayı gören çevre açılar birbirine eşit değil mi? Evet. Bunun tersinden yola giderek biz şunu söyleyeceğiz. Arkadaş aynı kenarı gören iki tane açı birbirine eşitse o zaman bunun etrafına şöyle bir çember çizebilirsin. Çemberi çizdiğin zaman da zaten bu kenarı gören iki açının olması bu yayı gören iki açının olması anlamına geliyor zaten. Bu da o özellikten. Bu öyle çok fazla karşımıza çıkabilecek bir tipte bir şey değil de hani bunu da verdik. Karşınıza çıkarsa da hani dikkat edin. Ulan eşit iki açı var. Aa aynı kenarı görüyor. Aynı yayı gören çevre açı. O zaman burada bak açı olarak şu. Bu da açı olarak bu. Bu iki açının etrafına çizeceksin böyle yaz. Tamam? Çizeceksin. İşte şu ortak olan kirişe kadar. Tabii açı şöyle uzayabilir de ama ortak olan kirişine kadarki noktaları seçeceksin. Açının köşeleri de bunlar. Bu noktalardan geçecek şekilde bir çember oluşturacaksın. Bu da güzel bir mantık. Bu da son çare. Yani sınavda sorusu çıkar mı? Çok emin olmamakla birlikte. Hani bazen de bununla da ilgili sorular da karşımıza çıkabilir. Ben sizin şu an merakınızı gideriyorum. Ama iyi bir şekilde bileceksek şu iki şeyi bileceğiz. Önceki işlediklerimiz. Kirişler dörtgeninin etrafına çember çizilebilir. Kirişler dörtgeni varsa açı sorularında işimizi kolaylaştırabilir. Ya da hipoları aynı olan iki dik üçgenin etrafına çember çizilebilir. Bir önceki soruda da zaten ondan bahsettik. Bu ikisi gerçekten çok önemli. Hatta bazı soru tiplemelerini de kısalaştırdığını da zaten söylemiştim. Şimdi bunun da sorusuna bakalım. Soruya baktık. Açıları yazdın. Hiçbir şey gelmedi. Ne yapacaksın? Bak eşit açılar beni dikkatimi çekti. Aa bu eşit açılar aynı kenarı görüyor hocam. O zaman bu aynı kenar üzerindeki bu köşeleri belirledim. Eşit açıların olduğu köşeleri belirledim. İşte tam olarak buradan çember geçmek zorunda. Hop çemberi çizdik. Arkadaş çemberi çizdik. Bu çemberi çizdiysek bizden ne isteniyor? BCD açısı isteniyor. BCD açısı şu açı isteniyor. Hocam şu açıya bakacak olursam bu çemberi çizdikten sonra şu dörtgen değil mi? Dörtgen. Hatta dikkat et kirişlerden oluşan bir dörtgen oluştu burada. O zaman kirişler dörtgen oldu. Bizim buradaki açı 110 derece ise 110 ile alfanın toplamı nedir? Kirişler dörtgeninden dolayı 180 derecedir. Alfayı da böylelikle 70 derece olarak bulur muyuz? Buluruz. Evet cevap 70 oldu gençler.
teşekkürler ve bugün de bitti. İlk defa bu kadar kısa bitirdim herhalde videoyu, değil mi? Evet, dersi ilk defa bu kadar kısa bitirdim ama bunun da ayrı bir ders olmasını istedim. Bir önceki derse koysaydım çok uzayacaktı, çok sıkılacaktı. Bu da merakınızı gideren bir ders ama bazen de işinizi kolaylaştıracak bir ders gibi düşünebilirsiniz. Hala soru işaretindeyim ÖSYM sorar sormaz kısmında. Aa, biz geometri öğretiyoruz. ÖSYM sormuş sormamış ne fark eder kardeşim? Biz bilimi öğreniyoruz, bilim. Evet, böylelikle çemberde açıyı bitirdik. O zaman 29. gün de bitti ve o zaman ne yapıyoruz? Geliyoruz şuraya, sayfa 3, en zevkli kısımda ne yapıyoruz? Tiki atıyoruz kardeşim. Geldik şuraya. Hop, oh be ya. Bu siyahta kalıyor adam, mavide kalıyor. Şöyle tiki attık kardeşim. 29'u bitirdik. Sonra neye bakıyoruz? Bakalım ki şurada ödevimiz var mı? Evet, çemberde açı 3, çemberde açı 4. Bitti. 2 dersi bitirdik. Ödevimiz de hop şurası kardeşim. Ne bu ödev? Hocam arkada görüyorsun. Şurada soru bankası. Kitabımızdaki soru bankasındaki 148 ve 157. sayfaları çözüyorsunuz kardeşim. Şuraya da bakalım. Hocam şu tik böyle kalmış. Şunu şöyle yapalım. Çemberde açı bitti. 15. haftayı bitirmiş bulunuyoruz. 28. ve 29. günler bittiği için. Dolayısıyla 15. haftayı da bitirmiş oluyoruz. 15. haftayı bitiren nerede? Yine ödeviniz nerede? Şurada yazıyor kardeşim. 148 ile 157 arasında. E o zaman bugünü de güzel bir şekilde bitirdiysek ne diyoruz? Bir sonraki derste 30. günde. Vay vay vay. Bayağı yol kat ettik. 30. günde ve benim tartışmasız en zevk aldığım yerde. Ya ben dik üçgeni çok severim. Üçgene benzerliği çok severim. Çemberde uzunluğu da çok severim. Çünkü bu iki konuyu burada kullanacağız. Çemberde uzunlukta kullanacağız. Çok da zevk alırım. Anlatırken de aşırı böyle keyif de alırım. O keyfi sen de alacaksın. Bir sonraki derste çemberde uzunlukta görüşmek dileğiyle. Kendine iyi bak. Hoşça kal. Abone oldun değil mi? Beğen bir de. Ödevlerini de unutma. Bye bye.